Turgay Yerlikaya, hem CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı nasıl buldunuz? Bu isme dair bir fikriniz var mı? Hem de Gülfeman'ın bıraktığı yerden devam edelim. CHP'nin İzmir'de suları durulur mu? Şimdi tabii sondan başlayalım. Tartışmanın bağlamı oluştuğu için özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Millet İttifakı'nın 14 Mayıs öncesindeki serencamı ve hikayesiyle çok örtüşen bir seyir izliyor. Yani şunu kastediyorum. Millet İttifakı içerisinde bazı nedenlerden kaynaklı olarak ortak bir politika belirlenme ve bu politikayı icra etme anlamında ciddi problemler ortaya çıkıyordu. Ve bu süreç yönetimi açısından Millet İttifakı'nı ya da Altılı Masa'yı ciddi problemlerle yüz yüze getiriyordu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bu problemleri aşma ve seçmen kitlesine kendi içerisinde değişimi anlatmak için bazı aktörel düzeyde değişimler yaptı. Fakat bu aktörel değişimleri politik bir manifesto olarak geniş toplumsal kesimleri ikna edecek bir zemine kavuşturamadı henüz. Bu tartışmaların devam etme aşaması olarak özellikle yerel yönetim süreci açısından yine ciddi problemlerin varlığına işaret eden birkaç tane somut gösterge var. Mesela İzmir bağlamında baktığımızda Tunç Soyer'in, evet, AK Parti ya da Cumhur İttifakı tarafından ya da seçmeni açısından bakıldığında yerel yönetim performansı açısından eleştirilecek hususlar var. Fakat Gülfem Hanım'ın söylediği gibi burada Tunç Soyer özelinde özellikle oradaki demografi ve seçmen kitlesini de düşündüğümüzde 2019'da ciddi bir farkla Cumhur İttifakı adayına karşı ciddi bir farkla kazandığını ve bu potansiyeli sürdürdüğünü de düşündüğümüzde neden Tunç Soyer yeniden aday gösterilmedi kısmı ile ilgili bir tartışma yapmamız gerekiyor. Burada son dönemde özellikle Battal İlgezdi ya da Yılmaz Büyükerşen üzerinden de bu veriyi genişlettiğimizde Cumhuriyet Halk Partisi'nde hatta değişim tartışmaları sürecinde ortaya çıkan bu elit çatışmasının sürdüğünü söyleyebiliriz çok açık bir biçimde. Evet. Nihayetinde eğer performansları üzerinden bir değerlendirme yapılsaydı belki Büyükerşen'i paranteze alabiliriz. Yani yıllardır aynı koltukta oturuyor olmanın bir değişimle sonuçlanması gerektiğine dair parti içerisinde bir kanaat ortaya çıkmış olabilir. Fakat tabii bir de yaş kriteri var orada. Evet, burada İlgez'de örneğini de bütünüyle değerlendirdiğimizde ortaya bir fotoğraf çıkıyor ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim tartışmalarını sevk ve idare eden ve kurul olağanüstü bir biçimde olmasa da benim okumama göre bu değişimi mümkün kılan aktörler parti içerisinde değişimden yana taraf olmayanları bir biçimde dışarıda bırakıyor. Bu doğal akışı içerisinde böyledir. Fakat burada süreç yönetimi açısından ciddi bir problem var. Mesela Sayın İlgezdi'nin İmamoğlu ile ilgili sarf ettiği sözler parti içerisindeki disiplinin nereye geldiği ile ilgili bir işaret. Normalde parti içerisinde hiyerarşik mekanizmada görevleri tayin edilmiş kişiler bu süreci yönetir ve tebliği yapacak kişi de bellidir. Mesela genelde önemli yerlerle ilgili AK Parti'de ya da Cumhur İttifakı'nda Sayın Cumhurbaşkanı bizzat arayarak adaylığı tebliğ eder ve süreç yönetiminin sonuna gelir. Sonra kampanya başlatılır. Burada az önce de ifade edildiği gibi parti içerisinden parti meclisi toplantısında yapılan müzakereler ve henüz kamuoyuna deklare edilmeyen sonuçların dışarıyla görsel olarak paylaşıyor oluşu, yani bir spekülasyondan ziyade bir görsel olarak paylaşılıyor oluşu parti içi disiplin mekanizmalarının da işletilmediğini çok açık bir biçimde gösteriyor. Onun için bütün bu tartışmaları biz, siz de söylediniz ya, demokratik bir parti içerisinde olması gereken tartışmalar olarak mı nitelendireceğiz? Ya da parti disiplinine, partideki hiyerarşik yapılanmaya zarar veren ve belli elitlerin yönettiği bir çatışma modeli mi olarak tanımlayacağız? Sizce? Ben ikincisi olarak tanımlıyorum. Çünkü elimizde böyle tanımlamaya yardımcı olabilecek çok ciddi argümanlar ve örnekler var. Mesela Sayın Büyükerşen'in tırnak içerisinde kendi seçmen kitlesi ve partisi tarafından bu kadar iltifat ve teveccühe mazhar oluyorken ayrılma sürecinin bu denli sorunlu bir biçimde gerçekleşiyor oluşu Büyükerşen'in ağzından bizzat dinlediğimiz üzere parti içerisindeki çatışmaların bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Siz kendi partinize Eskişehir düzeyinde ve sembolik olarak parti içerisinde de özellikle bu değişim tartışmalarında ağırlığını hissettiren bir ismin adaylık sürecini böyle yönettiğinizde bu parti içerisindeki tartışmaların hala devam ede geldiğini gösterir. Onun için burada tabii siyasetçilerin özellikle az önce saydığımız 3 isim üzerinde
bir beklentisi de söz konusu. Çünkü sonuna kadar sürdürüyorlar. Hatta Sayın Büyükerşen'le ilgili sürece baktığımızda kendisinin aday olması ile ilgili beklentiler son dakikaya kadar varlığını sürdürdü. Fakat son dakika bir şeyler değişebiliyor. Siyaset beklentinin had safhada olduğu bir yer ve evet, gerçekten yorucu bir süreç. Bunun yönetimi açısından Cumhuriyet Halk Partisi'nde halen ciddi bir problem olduğu kanaatindeyim. Şimdi Cemil Tugay örneği yine parti içerisinde bu değişim tartışmalarındaki pozisyon alışıyla birlikte bir iltifat mekanizmasının kendisi lehine işletildiğini gösteriyor. Bu da bence çok açık ve doğal bir mesele. Yani parti içerisinde bir tavır alınmış ve bu tavır nihayetinde aldığı yönde bir sonuç ortaya çıkartmış. Yani değişimciler kazanmış ve bugün bu iltifat mekanizması kendi lehine işliyor. Fakat burada aday belirlenme sürecinde ben İstanbul, Ankara, Mersin, Adana gibi özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarını belirlemede HDP oylarının bahsedildiği için söylüyorum, zannedildiği kadar önemli olduğu kanaatinde değilim. Zaten oy dağılımına baktığımızda HDP'nin burada çok ciddi bir karşılığının olmadığını rahatlıkla görebiliriz. Onun için buradaki adaya ya da aday belirlenme sürecine müdahil olunduğu kanaatinde değilim. Son cümle, yani mukayese edildiğinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Cumhur İttifakı'nın buradaki organize ve senkronize halinin devam ettiği ve uzunca bir süre bu performansın kendi lehlerine bir sonuç ürettiği ama diğer tarafta Millet İttifakı ve sonrasında oranın kurucu aktörü olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü süreç yönetimi açısından hala kendi içerisinde ciddi problemler yaşadığı çok açık bir biçimde görülüyor. Bu da henüz yaklaşık 2 ay kalmışken bu kadar ciddi tartışmalarla aday belirleniyor oluşu da süreç yönetimi açısından ciddi bir problem üretecektir. Özellikle seçmende. Yani neden bu tartışmalar yapılıyor? Neden o isim değil de bu isim gibi bir tartışmayı ya da sonucu seçmen kitleye anlamlı bir biçimde aktaramıyorsanız sizin açınızdan bir problem vardır. Evet.